Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda her yenilik sonuna geldik. Buhar gücünün makinelerde kullanılması, buhar gücünün keşfi, onu işleyeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi Dönüs Papin diye bir adam var, tamam mı? Şimdi buhar makinesi buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makina. Dönüs Papin diye bir adam var. Bu adam yüksek sıcaklıkta suyu kaynatıyor ve buhar gücünden faydalanıp 1679 yılında düdüklü tencereyi buluyor arkadaşlar. Şimdi düdüklü tencerenin buhar makinesiyle ne ilgisi var? Arkadaşlar bu ilham kaynağı oluyor sadece. Adam atıyor patatesi, domatesi, işte tavuğu, eti atıyor düdüklü tencereye. Buhar gücünün etkisiyle kısa bir sürede arkadaşlar bu pişiyor. Tabii bundan esinlenen daha sonraki işte James Watt bu çalışmalardan esinlenerek buhar makinesini buluyor. Ama bundan önce 1698 yılında Thomas Savery vakumlama tekniğini kullanarak maden ocağındaki suyu dışarıya atmayı başarıyor. Yine bu buhar gücünün etkisiyle. Bu gelişmeyle buharın yemek pişirmek dışındaki alanlarda da kullanılabileceği ispatlanmış oluyor arkadaşlar. 1764 yılında James Watt iki odalı bir buhar makinesi geliştiriyor. Bu odalardan biri sürekli sıcak, diğeri de soğuk tutuluyor. James Watt 1781 yılında yeni mekanik aksamlar ekleyerek buhar makinesini iyice geliştiriyor ve kullanışlı hale getiriyor. Bak, baktığımız zaman arkadaşlar her yenilik, aslında yapılan her çalışma diğer bir çalışmayı tetikliyor ve destekliyor. İşte bu ilk başta düdüklü tencere, daha sonra buhar gücüyle suyu dışarı atma. Daha sonra James Watt bu olayı biraz daha nirvana'ya taşıyor. Arkadaşlar James Watt'ın buhar makinesini icat etmesi günümüz makinelerin temelini oluşturuyor. Yani enerjinin, aslında enerji kaynaklarının itici bir güç olduğunu bize ispatlıyor. Buhar makinesi aslında üretim anlamında ilk olarak tekstil, yani dokuma alanında, daha sonra kağıt üretiminde kullanılmaya başlıyor. Bu da sanayi inkılabını başlatıyor arkadaşlar İngiltere'de. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de dokumacılık alanında başlamıştır. Yani James Watt'ın icat etmiş olduğu buhar makinesini üretim anlamında ilk olarak İngiltere'de dokumacılık alanında başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bilimsel bilgi ve birikimin teknolojiyle birleşmesi sanayi devrimi başlamasına zemin hazırlıyor. Bilimsel bilgi ve birikim aslında nerede tam olarak şaha kalkıyor? Aydınlanma çağında arkadaşlar. Aydınlanma çağında pozitif düşünce önem kazanmaya başlayınca birçok icat, birçok düşünce ortaya atılıyor. Dolayısıyla bu da bilimsel gelişmeleri tetikliyor. Arkadaşlar sanayi devrimiyle birlikte artık üretimde makineler etkili olmaya başladığı için insan ve hayvan gücünden yapılan işlerin yerini buhar gücüyle çalışan makineler alıyor. Tabii insan gücüyle kısıtlı bir üretim yapıyorsun. Buhar makinesiyle seri üretime geçiş yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu da sanayileşmenin başlamasına ve büyük fabrikaların kurulmasına yol açıyor. Sanayi inkılabı arkadaşlar, tabii sanayi inkılabıyla birlikte şehir merkezlerinde büyük fabrikalar açıldığı için şehir merkezlerinde işçi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kırlardan kentlere göçler yaşanıyor. Bu sosyal bir sonuçtur. İletişim ve ulaşım imkanları gelişiyor. İşçi sınıfı ortaya çıkıyor. Şehirlerde çekirdek aile tipi, geniş aile tipinden çekirdek aile tipine geçiş yapılıyor arkadaşlar. Şimdi günümüze baktığımız zaman buhar makinesi keşfedildi. Araçlar gelişti. Günümüze baktığımız zaman arkadaşlar, günümüzde ise makineler ve bilgisayarlar yardımıyla kontrol edildiğini söyleyebiliriz üretim faaliyetlerini. İlk üretilen buharlı makineler kömür ve su gücüyle çalışıyordu arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar, elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başladı. Tabii geçmişte petrol, kömür, lignit gibi yanıcı doğalgaz gibi LPG gibi yanıcı fosil yakıtlar kullanılıyordu. Ama günümüzde daha çok elektrik çalışan araçlar var mesela. Yenilenebilir enerji kaynakları biraz daha kullanılmaya başladı. Bunların çevreye zararı da çok az. Dolayısıyla günümüzde üretim faaliyetlerinin buraya doğru yönelendiğini söyleyebiliriz. Hatta üretimde eskiden buharlı makineler kullanıyordu ya, şu an mesela yapay zeka kullanıyor.
Kime kargo olacak, pat direkt hemen pakette kargoyu gönder, banttan gidiyor, hangi adres, hepsinin arkası bandrolü şeydir işte, barkodudur falan yapıştırıyor, paslıyor. Evet, nanoteknoloji arkadaşlar, nano kelimesi cüce veya küçük anlamına gelir. Bir nanometre bir metrenin milyarda birine eşittir arkadaşlar. Yani toplu iğnenin ucunun bilmem kaç binde kaç milyonda daha küçüğü. Arkadaşlar 250 bin kez büyütme yapabilen modern elektron mikroskoplar sayesinde atom ve moleküller görülebilmektedir. Yani nano çekirdeklerini o şekilde görebilirsiniz. Şimdi nanoteknoloji günümüzde nerelerde kullanılıyor? Nanoteknolojiden kısaca bahsediyorum tabii. Kirlenmeyen kumaş, çizilmeyen plastik, akıllı ilaçlar, ondan sonra mikro çipler, çok küçük çipler, çok küçük kameralar. Arkadaşlar da bunlar çok aşırı küçük yani. Hani toplu iğne ucu kadar, ondan bahsediyorum. Hatta kanalı vermiyorum. Bazı YouTube kanallarında nanoteknolojiyle araba yarışı yapmışlar. Çok küçük böyle mikroskoplarla falan bakıyorsunuz. Çok değişik yani nanoteknoloji, ama günümüzde hem araçlarda çok küçük böyle teknolojik aletlerde, cihazlarda kullanılabiliyor. Kirlenmeyen kumaşlar, çizilmeyen plastikler, akıllı ilaçlar, bahsettiğim gibi mikroçipler, burada nanoteknolojinin kullanıldığı alanlarda bazılarıdır. Sevgili arkadaşlar, bu videomuz da bundan ibaret. Bir sonraki videomuzda bilim, teknoloji ve toplum ünitesini bitireceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.